Gerçekten sürpriz olarak şu olur diyeceğin çok fantastik seçimler dışında böyle ya uçmazsan ortaya koyabileceğin bir şey yok. Topu eline geçirip maçı tekrar çevirebilir mi? Mesela sürpriz ihtimal olarak bunu gösterebilir miyiz? Herhangi bir büyük takımın Başakşehir dahil kolay kazanabileceği bir deplasman maçı ben göremiyorum. Dar kadronun yol açtığı sorunlar nedeniyle Ünal Karaman'ın başka çözüm arayışları üzerinden şekillendi. Yani bunlar zorunluluk üzerine yapılan nasıl söyleyeyim değişikliklerdi diyeyim. Sokrates stüdyoya, derbi merkeze hoş geldiniz değerli izleyenler. Galatasaray-Trabzonspor maçını konuşacağız. Oldukça değerli konuklarımla birlikte Onur Erdem, Orkun Çolakoğlu ve Emre Özcan'la birlikte yeni bir derbi merkezde sizlerleyiz. Öncelikle dilerseniz şeyle girelim. Ben bu arada geçen haftaki Londra merkezden böyle biraz şey kaldım. Eski usul kaldım. Özür diliyorum. Toparlanacağım yakın zamanda. İlk maçtan başlayalım mı? İlk maçtan değerlendirmeye 4-0'lık çok ağır bir galibiyet almıştı Galatasaray'a karşı Trabzonspor. Galatasaray'ın hani sallanmaya başladığı ilk dönemde o günden bugüne mesela ne değiştiğini sorayım size. Çünkü her iki takımda da hem oyuncular hem taktik hatta teknik birçok şey değişti. Ve bu maça nasıl yansır mesela? Emre seninle başlayalım mı? Orkun'a da başlayabiliriz. Yakınsın diye sana. Tamam, Can'a hiç başlayalım. Konuşmak istemiyor şu anda. Yok. Ya o günden bugüne ne değişti? Ya Trabzonspor'da bir kere çok şey değişti. Aslında değişmişti daha doğrusu. Öyle söyleyebiliriz. Yani o maç çok etkileyici bir maçtı Trabzonspor adına ama dağıtım olarak takım yani ilk yarının böyle son bir ayına doğru giriş yaparken ortaya çıkan Trabzonspor'un olgunluğu o dönem yoktu daha. Ünal Karaman yeni yeni bir şeyler oturtmaya çalışıyordu. Çok fazla değişim yaptı biliyorsun. Sezon başında. Yani Yusuf Yazıcı'nın yeriyle oynadı. Abdülkadir ile oynadı. Abdülkadir sağ kenara başladı. 10 numaraya geçti. Merkeze çekti Sosa'nın yanına. Türlü türlü denemeler. Benzer şekilde yine aynı şeyi Yusuf Yazıcı özelinde yaptı. Kenarda kullandı. 10 numarada kullandı. Olmadı. Yedek kulübesine çekti. İkinci santrfora döndü. Burak Yılmaz'la beraber oynadı bir dönem. Roda Ayga. İlk başta çift santrfor denemesi iyi sonuç verdi. Sonuç aldılar ama sonrasında yine sonuçlar kötüye gitti. Tekrar bir şeyleri değiştirdi. Yani o değişimleri yapan bir takımdı Trabzonspor. Ama o maçı çok iyi oynadılar. Yani herkes o maçı muhtemelen şöyle hatırlıyor. Ne zaman görmüştü kırmızı kartı bir alanda? 30'a mı görmüştü? Hemen kontrol edeyim. Yani 25-30 orada vardı. İlk yarının... Ama skor üstünlüğü hala Trabzon'a değil miydi o zaman? Ya, aynen. Şimdi onu söylemeye çalışıyorum zaten. Yani herkes... Orada maç bitti. Maç bitti 30, orada. Evet. 30. 2-0 iken 30. Yani herkes işte ondan sonra maçın 4'e gittiğini falan düşünüyor. Kısmen haklı da olabilirler ama... 11-11 kendi inanılmaz bir Trabzonspor üstünlüğü vardı maçta. Yani hem söylediğin gibi yani goller gelmişti. İlk golü müthiş bir baskı sonrasında buldular. İkinci gol aynı şekilde geldi. Hem de yani zaten maç Trabzonspor'daydı ve 11-11 kalsa da yani o iş çok nasıl değişirdi, ne yapılabilirdi ondan çok fazla emin değilim ben. Galatasaray'da da o maçtan sonra büyük bir sakatlık krizi ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe maçı geldi, cezalılar, sakatlar. Takım yapısı bir anda dağıldı. Yani ilk 11'e koyacak, yedek kulübesine koyacak adam bulamadığı dönemler oldu Fatih Terim'in. Öyle süreçlerden geçti iki takımda. Şimdi çok şey değişti tabii. Yani Trabzonspor takım olgunluğunu elde etti ilk yarının sonunda. Ama çok şanssız bir sakatlık. Onazi, onun gidişi ve transfer yapamama durumları takımı biraz vurdu açıkçası. Yani sonuçlardan ziyade ben motivasyonu da biraz düşürdüğünü düşünüyorum. Abdülkadir Parmak, ona değiniriz. Fena işler çıkarmıyor şu ana kadar ama yani Galatasaray'a karşı ne kadar yeterli olur merkezde ondan çok emin değilim. İşte Onazi'nin yerini şimdi doldurmaya çalışıyor. Yani tekrar o denemeleri yapmak durumunda kalacak belki de Ünal Karaman. Galatasaray ise sakatları düzeldi, transferleri geldi. Kadro gayet iyi görünüyor ama onlarda da Alanyaspor maçında ortaya çıkan başka sorunlar var. Dolayısıyla iki takım adına da bence işler çok daha farklı noktada şu anda. Yani sakatlıklardan Emre bahsetmişken işte Sosa'nın bir geri dönüşü var. Diğer tarafta işte Uğurcan bu sefer sakatlandı. Filip Novak ilk yarının belki de en iyi beklerinden bir tanesi. Onun sakatlığı var. Yine Onazi zaten uzun süre olmayacak. Pereira aynı şekilde. Hani bazı oyuncular dönerken bazı oyuncular gitti Trabzonspor'da. Sosa'nın özellikle orta sahaya girişi mesela Fernando'nun da oynamayacağı bir Galatasaray'da nasıl etki eder maça? Yani Sosa'nın ne kadar etki edebileceğini bilmiyorum bu kadar sakatlık sonrası. Belki çok uzun süreli bir sakatlık olmadı ama yine de belli bir ritim kaybı olabilir ve herhangi bir maç da değil bu.
Ama şöyle bir durum var. Özellikle Burak Yılmaz sonrasında Trabzonspor'un kalbindeki oyuncular Sosa ve Onazi'ydi. Ondan sonra bence diğerleri geliyordu. Şimdi Onazi devre dışı kalmış durumda. Sosa'dan ilk yarıda, ikinci yarının ilk bölümünde şu ana kadar faydalanamamışlardı ve bunun zaten zorluklarını yaşıyordu Trabzonspor. Bence bu maçta da zaten en önemli belirleyicilerden biri olacak. Yani Emre'nin de bahsettiği, şimdi Trabzonspor çok değişti o Galatasaray galibiyetinden sonra. Farklı bir takıma evrilmişti. Bizim mesela sezonun ilk yarısında aslında en futbolunu beğendiğimiz, izlemekten keyif aldığımız takımlardan biriydi ve dar kadrosu vardı ama en azından o kadro sakatlık gibi problemler yaşamasaydı gerçekten çok ciddi anlamda şampiyonluk adayı olabilirdi Trabzonspor. Fakat böyle bir tehlikenin de bir yandan var olduğu zaten belliydi. Bir iki sakatlıkla, bir iki problemle ceza falan gibi şeyleri de ona ekleyebilirsin. Hemen dar kadronun problemleri, sıkıntıları yaşanmaya başladı. Şimdi dolayısıyla o bizim ilk yarının genelinde beğendiğimiz ve kendini bir şampiyonluk adayı olarak saydıran Trabzonspor tam olarak şu anda geçerli değil ve Galatasaray karşısında da bence biraz farklı bir plan yapmak durumunda kalacak Ünal Karaman. Yani mesela o anlamda Alanya Spor maçından çok fikir almaya, kopya çekmeye çalışabilir. Yani Alanya'nın yaptığı belki inanılmaz ilk defa Galatasaray'a karşı yapılıyor denebilecek bir şey değildi. Trabzonspor da benzer şeyleri benzer rakiplere karşı uygulamış olabilir ama onun üstünden giden bir oyun planı oluşturmaya çalıştığını görebiliriz Ünal Karaman'ın. Onur, sana da şöyle sorayım. Özellikle Galatasaray tarafında uzun süre beklenen, Emre'de bahsetti işte, transferler oldu ve özellikle hücum tarafı. Hücum tarafı özellikle savunmada işte şimdi Nagatomo dönecek. Savunma hani bir şekilde çözüldü gibi gözüküyor ama ilk Mitroğlu izlenimi çok parlak değil. Şimdi bir Cagne gelecek. Neler çözebilir sence bu ikili? Özellikle bu maç üzerinde. Direkt olarak bu ikiliyi konuşmaktansa şeyi söylemeyi tercih ediyorum ilk etapta. Sen Emre'ye pas atarken ne değişti iki takım adına da dedin. Trabzon'un değişkenleri aslında oyuncuların genel olarak sakatlıkları, dar kadronun yol açtığı sorunlar nedeniyle Ünal Karaman'ın başka çözüm arayışları üzerinden şekillendi. Yani bunlar zorunluluk üzerine yapılan nasıl söyleyeyim, değişikliklerdi diyeyim. Galatasaray'da da benzer bir kadro krizi oldu ama ben Galatasaray'ın sezon başından beri tam olarak bir oyun kimliği olduğunu düşünmüyorum. Yani Galatasaray formda oyuncularının kim olduğuna bağlı olarak o gün sahada atıyorum o özelliğini kullanan, bir oyun göstermeyen oyuncuların genel olarak parlaklıkları ve performansları üzerinden sonuç alan veya sonuç alamayan bir takıma dönüşmüş durumda. Özellikle savunmada çok problem yaşıyorlardı ilk yarıda. Şimdi Marcao ile Luindama'nın bir maç oynadılar sadece lig maçında şu ana kadar. Yani onların birbirine evet iyi bir hat gibi duruyor şu anda orası ama birbirlerine alışmaları bir süre alacak. Fernando geçen seneki Fernando değil bence. O yüzden varlığı ya da yokluğunun mevcut durumda, yani iyi bir Fernando tabii ki bir etkisi var da bu seneki Fernando'nun varlığı ya da yokluğunun çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Ki Hatay maçında da zaten Fernando, Belhanda, Feguli üçlüsünün de pek kafalarının sahada olmadığını söyleyebiliriz yani o maça bakıp. Bu takım özelinde Foret, yani buradan almamın sebebi şuydu. Yani Cagne ile Mitroğlu'nun ne yapacağını, sonuçta Cagne ile Mitroğlu'nun kendisi belirlemiyor. Yani o top oraya ne kadar gelecek? Galatasaray'ın hücum aksiyonları ne kadar çalışacak? Arkadan ne kadar destek alacaklar? Ne kadar oyunun içinde olabilecekler? Aslında Galatasaray'ın durumu birazcık da o gün yine sahada kimler iyiyse, atıyorum Mariano'nun parladığı bir günde Mariano nasıl Galatasaray'ın sağ kanadını uçuruyorsa veya Nagatomo'nun iyi olduğu bir günde Galatasaray'ın sol kanadını nasıl ne kadar iyi işliyorsa, yarın da pazar günü de Trabzonspor maçında Galatasaray'ın hangi oyuncusu o gün öne çıktıysa, eğer bunlar hücuma yatkın ve Cagne'yle veya Mitroğlu'yla o alışverişe girebilecek bir oyuncu olsa Cagne'yle Mitroğlu tabii ki parlar. Ama Galatasaray'ın oyun yapısı tıkanık bir oyun yapısı sergilerse, mesela Alanya maçında Mitroğlu'nun kötü gözükmesinin sebeplerinden bir tanesi de topun oraya gitmemesiydi. Sinan değişikliğinden 3 dakika sonra galiba oraya bir top geldi. Tam Mitroğlu için olabilecek bir toptu. Evet. O Sinan'a geldi. Mitroğlu'na gelse belki Mitroğlu için başka bir şey söylüyorduk şu anda. O yüzden Cagney Mitroğlu üzerinden değil de Galatasaray'ın genel bir oyun yapısı üzerinden konuşmak lazım Galatasaray'ın. Bir ek olarak belki yani Trabzonspor'un dönemlerinden, eksiklerinden konuştuk. Emre Akbaba'nın yavaş yavaş takıma girmesi de Onur'un söylediği şeyi çözme anlamında belki de, belki bu maç değil. Çünkü çok uzun süredir yok.
Ama yakın zamanda toparlama ihtimali olan oyunculardan bir tanesi. Çok ihtiyaç duyulan bir oyuncu belki. Çok ihtiyaç duyulan bir oyuncu gerçekten. Çünkü yani orta saha özellikli bir oyuncu olmasına rağmen Emre Akbaba işte 10 numara sağ kenarda oynuyor. Sol kenarda oynayabilir. 8 numara oynayabilir. En büyük özelliği ne? Bence çok fazla ceza sahasına giriş yapıp gol koklayan bir oyuncu olması. Hakikaten bir orta saha özellikle orijinli bir oyuncu için çok golcü bir isim ki Galatasaray'ın böyle bir sıkıntıya, böyle bir oyuncuya daha doğrusu böyle bir profile ihtiyacı var. Özellikle deplasman maçlarında. Yani sadece yani son Alanyaspor maçı değil, geçtiğimiz sezona dönelim. Fatih Terim bu takımın başına geldiğinden beri Galatasaray deplasmanlarda sorunlu bir takım. Kötü bir takım deplasmanlarda. Fatih'in gelmeden çünkü önce de kötü bir takımdı. Evet öyle gidiyordu. Kötü, hala da kötü. Kötüye gitmeye başlamıştı deplasmanda. Evet. İyi başlayıp sonrasında kötüye giden bir durum vardı. Onu düzeltemediği gibi daha da kronik bir sorun haline geldi deplasman sorunu. Yani bu sezonun başında da kazanılan maçlar var ama Galatasaray'ın böyle deplasmanda gümbür gümbür top oynayıp 2-3 maçlık bir seri yaptığını ben hatırlamıyorum. Çok uzun zamandır hatırlamıyorum. Bir şey sorabilir miyim sana ya burada? Bir pas atacağım. Trabzon'da deplasman karnesi 9 maç 2 galibiyet. Aynen. Galatasaray'ın deplasman karnesi kötü. Aslında şu anda Süper Lig'de doğru. Deplasman karnesi iyi olan tek takım Başakşehir muhtemelen. Hı hı. Bu bize neyi göstermeli? Yani iç sahada bu takımlar bir şekilde yani alabilenler iç sahada sonuç alıyorlar. Deplasmanda hep sorun yaşıyor. Ama düz mantık baktığında rakipler aynı. Sahayı değiştiriyoruz. Ve bu kadar geceyle gündüz olmasının bir açıklaması var mı? Bence var. Yani şöyle var. Evet, sezon başında çok fazla konuştuk onu zaten. Büyük takımlar profil kaybetti. Hepsi profil kaybetti. Hı hı. Hatta Başakşehir'in bile oyununun düştüğü dönemler oldu geçtiğimiz sezona göre. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın sorunları zaten malum. Diğer takımlar da güçleniyor ya. Yani hakikaten güçleniyorlar. Çok iyi transferler yaptılar. Son 1-1,5 senedir çok iyi oyuncular geliyor. Onlar çıkarken diğerleri düşünce ortada bir eşitlik, ya daha doğrusu daha eşit şartlar ortaya çıktı ve kendi evlerinde bunun sonuçlarını almaya başladılar. Benim gördüğüm o. Zaten bunu da Lokal 90'da hep konuşuyoruz. Artık kolay bir deplasman gerçekten yok. Yani bu 4-5 yıl öncesinde belki şeydi hep. İşte teknik adamların, oyuncuların klişe kullandığı bir klişeydi. Şu anda herhangi bir büyük takımın Başakşehir dahil kolay kazanabileceği bir deplasman maçı ben göremiyorum. Abi kolay deplasman yok ama şey de çok önemli. Oyun ezberi de yok. Yani bunu da çok konuştuk. Biraz Başakşehir dışında oyun ezberi ezberinden bahsedebileceğim bir takım yok. Yani ne Fenerbahçe ne işte Galatasaray, Beşiktaş, biraz Trabzonspor mesela onu oluşturuyordu. Demin bahsettiğimiz problemler nedeniyle çok sürdürülebilir bir durum olmadı. Tekrar belki ikinci yarıda oluşturmaya çalışacaklar ama gerçekten daha bir kadro var. Çok biliyorsun. Yani şimdi Malatya'nın oyunu da seni her yerde favori kılacak bir değil. Oyun değil. Yani ofansif bir oyun ezberi yok öyle söyleyeyim. Şimdi mesela yine şeye geleceğim. Alanya Galatasaray maçı şu bakımdan aklıma takıldı ve bence deplasman iç saha belli farkları ortaya koyan bir maçtı. Ne yaptı mesela Alanya Spor Galatasaray maçında? Çılgın gibi bastı. Yani çok etkili bastılar ama aynı zamanda çok sert bastılar. İlk yarıda 14 tane faul yaptı. Alanyaspor ve bir tane sarı kart çıktı. Şimdi o maçı aynı şekilde çok mümkün olmaz da hani teorik olarak söylüyorum. Arena'da oynat. Türk Telekom Arena'da o 45 dakikanın oynandığını düşün. Aynı sayıda faulle, aynı oyun stiliyle. Kart sayısında şimdi mesela. Bir sarı kartla mı çıkabilir? Yani öyle mi gelişir oyun? Muhtemelen gelişmez. Böyle bir fark da oluşuyor. Oyun ezberi olmadığında bu defa iç sahada çok yırtıcı bir takıma karşı çabuk bozulabiliyorsun. Ligin iklimi de biraz buna müsait. Ligin yönetilme şekli de biraz buna müsait. Ve bu defa da işte bu iç saha dış saha kontrastı ortaya çıkıyor. O zaman derbinin enlerine mi geçelim? Derbinin enlerine geçelim. Yemek sepeti de derbinin enlerini seçelim. Sonrasında devam edeceğiz. Yemek sepetiyle derbinin enlerini seçeceğiz. Ben biraz daha yakın oturmak istiyorum. Ben de güzelim masaya. Yani çok Onur, fena oldum ya. Senin taraftan sayabilir misin? Derbinin yemeklerini. Derbinin yemekleri. Şimdi pizzalar. Çeşit çeşit pizzalar var. O sosili olduğunu varsayıyorum. Bunun karışık olduğunu varsayıyorum. Burada tavuklu bir pizza var. Yeni bir deneme olduğunu varsayıyorum. O da karışık. Mini burgerler var. Ve çeşit çeşit donatlar var.
Kalp şeklinde olan da izleyicilerimize 14 Şubat hediyesi olarak. Güzel. Bir. Ki 14 Şubat'ta bayağı var. Muhtemelen bayağı. Çilekli o, onu yiyeceğim ben. Kalp benim. Şimdi kalp söylüyorum. Senin. Kalp benim. Bence o çilekli değil. Neli? Bilmiyorum. Neyse, bu tartışmaya bakarız. Bir son verip yemeklere girelim. Evet. Başlayabiliyor muyuz? Tabii tabii. Sen bana bir dilim ayır. Ben bu arada tabii moderatörlüğümü yapayım. Niye bir dilim abi? Daha fazla yiyemiyor musun? Hayır, bir seferde bir tane yiyebiliyorum ben. Orkunço yine şeyini bozmuyor. Orkunço. Yok abi, ben yiyemiyorum. Yayında mı yiyemiyorsun, genel olarak mı yiyemiyorsun? Yayında. Ha. Erman'dan ders alman lazım bu konuda. Evet. Bence zaten o yüzden izliyorum. Yiyorum. Evde olabilir. Erman videoları izliyorum. O yüzden yemiyor olabilir. Abi, derbinin en önemli oyuncularıyla başlayalım mı? Onur, senin taraftan başlayalım bu sefer. Başlayalım. En önemli iki kulüp içinde en önemli isimler kimler olur sence? Yani Galatasaray için en önemli isim, biraz önce de söyledim, kimin ön plana çıkacağını bilmiyorum ama olası bir baskın bir oyunda forvetlerin, yani Cagne tercihi mi olacak, Mitrol tercihi mi olacak bilmiyorum ama onların performansı belirleyici olacak. Bir de yani Galatasaray savunması sürekli aksıyor, sürekli pozisyon veriyor. Yani Marko ve Luyendama ikilisinin oturmasına kadar da bu böyle devam edecek muhtemelen. Yani Muslera'nın bu sene aldığı bir maç yok henüz. Verdiği var. Verdiği var. Aldığı yok. Yani Muslera'nın da, ona da iş düşecek yani bu maçta. Ben Muslera'nın da belirleyici olacağını düşünüyorum. Orkun? Şimdi şöyle bir şey var. Marko geldiğinden beri beni daha da etkiliyor her maçta. Özellikle bence Alanya maçını süper oynadı. Biraz orada puan kaybı olduğu için hani onun gölgesinde kaldı ama ya Alanya maçını şöyle süper oynadı. Mesela bir önceki maç, Göztepe maçı, defansif performans olarak çok etkileyici bir maçtı bir stoper için. Alanya maçında ofansif oyuncu olarak çok etkileyici oynadı. Yani bütün repertuarı iki haftada ortaya serdi. Çok büyük kazanç. Ama bu işte yani Marko'nun o kadar yıldızlaşacağı tipte bir maç olmamalı Galatasaray açısından. En azından teraziye koyduğumda öyle düşünüyorum. Özellikle deplasmanda bu kadar sorun yaşayan bir Trabzon için mesela Galatasaray'ın savunması ön plana çıkmamalı. Evet. Şöyle yani merkez burada çok kritik. Tabii Galatasaray açısından yine bir baskı göreceklerdir. Dediğim gibi aynı ölçüde sert olmasa da o baskıya karşı Galatasaray'ın merkezi, orta saha merkezi üretim ne kadar sağlayabilecek, bu kritik. Çünkü o konuda Galatasaray'ın istikrarsızlığı olduğunu biliyoruz ama onun da ötesinde ben Onyekuru'nun çok kritik olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor'un zayıf bir noktasına direkt saldırıyor olacak Onyekuru üstünden Galatasaray. Alanya maçında da iyi değildi ama onun öncesinde iyi bir seri yakalamıştı Onyekuru. Ve bence Trabzonspor'un da sıkıntılı bir bölgesine karşı hücum ederken çok rolü büyüyebilir, daha kritik hale gelebilir. Ben bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Normal şartlarda Galatasaray için en önemli, yani en fark ve kader belirleyen oyuncu bence Belhanda. Şu anda ligde hiç, yani her takımı hesaba katarak söylüyorum, problem çıkartamayacağı hiçbir takım veya rakip yok. Ama Belhanda'nın oynayıp oynamak istememesiyle alakalı bir durum var. O yüzden de Trabzon maçında da aynı şeyi söyleyebilirim yani. Galatasaray üzerine konuşuruz değil mi sadece? Yok. İki takım içinde. İki takım içinde. Ha. Herkes Galatasaray konuştuğu için ben... Ya ben sırayla sandım. Ben sırayla pardon. Gideriz zannettim. Yok. Ya tamam, sırayla gidelim. Fark tamam. Etmez. O zaman ben... İşte esnek bir moderatör çok yani, önemli. Yani güzel. Kurallarım yok. Şimdi nasıl? Ben Galatasaray'la başlayayım. Trabzon'la bitireyim. Yok. Sonra böyle NBA draftı gibi benden... Aynen. Dönelim tekrar. Dönsün tekrar. Orkun ve Onur Erdem. Çok iyi takip edersin NBA'yi. Şimdi şöyle. Ya aslında ben yani bunları da konuşmayı çok fazla şey yapmıyorum. Yani doğru bulmuyorum mu diyeyim. Mantıklı bulmuyorum mu diyeyim. Çünkü ya bilemezsin abi kimin. Ya şimdi Orkun söylediği şey çok doğru. Trabzonspor'un sağ beki problemli. Onyekuru'nun orada hakikaten etki yaratma ihtimali var. Ama var işte yani. Ya da işte ne diyeceksin ki bu soruya? İşte Belhanda diyeceksin. Birazdan kapı atacak bana. Yok, hayır hayır. Yani maçlardan önce kilit oyuncu tahmin etmek çok mantıklı gelmiyor bana. Genelde kardeşim, de zaten doğru çıkmıyor. Maçtan sonra herkes konuşur. Genelde de doğru çıkmıyor abi bu. Yani bunun konuşulacak çok ben fazla. Kardeşim bir konsepti yıkma, masa döşedik şimdi, burada. Yani. Şöyle söyleyeyim ben. Santrafor'da kim oynayacak? Bu kritik olabilir Galatasaray için. Yani muhtemelen Cagne başlayacaktır. Ben şeyi anlamadım bu arada. Hatay Spor maçında ben Mitroğlu'nun ilk 11 başlamasını bekliyordum. O maçta onu dinlendirmesi... Acaba mı? Acaba yine ilk aşamada onunla başlamayı düşünecek mi Fatih Terim sorusunu benim aklıma getirdi. Ben Banko Cagne diyordum. Ama şimdi Mitroğlu başlayıp ikinci yarıda duruma göre
Cagney'e dönebilir demeye başladım. Bu bir durum, bu bir problem olabilir Galatasaray için. Ya doğrusu orada kimin oynayacağı belirleyici olacak. Onyekuru belirleyici olur. Belhanda öyle. Yani Belhanda iyi oynadı mı takım iyi oynuyor. Belhanda kötü oynadı mı takım kötü oynuyor. O zaten muhtemelen takımın en kritik oyuncusu. Ki Fernando'nun yokluğunda da şöyle bir durum var. Şimdi Fernando'nun yokluğunu nasıl Fatih Terim tolere edecek? Ya daha doğrusu tolere edecek demeyeyim. Onun yerine kimi oynatacak? Yapıyı değiştirecek mi? Yoksa direkt Donk'u mu koyacak? Donk'u koymazsa şöyle yapabilir mi? Çift santrfor deneme ihtimali şimdi düşük. Şimdi ben onu soracaktım. Yani Cagney Mitrov denemez en azından. Belki Sinan'la beraber birini deneyebilir. Ya da daha fazla hücumcu koyar mı sahaya? Çünkü yani Fernando olmadığı bir ortamda öne oyuncu eklersen orta saha ikilisini Belhanda ve Ndiaye Badu'ya bırakmış olursun. Ki Trabzonspor'un şu anda en sıkıntılı bölgesi orası olduğu için bence Galatasaray'ın farkı yani hem fiziksel anlamda hem baskı anlamda farkı orada yaratması lazım. Bana o anlamda Donk'un ya da benzer bir oyuncunun oynaması gerekiyor gibi geliyor. Trabzonspor'a geçeyim. Değil mi? Trabzonspor'da da şöyle bir problem var abi bence. Onazi'nin yokluğunu tolere edemiyorlar. Yani bunu son Ankara Gücü maçında da gördüm. Takımın top kazanma problemi iç sahadaki Ankara Gücü maçında bile zaman zaman ortaya çıktı. Şimdi Abdülkadir Parmak sahada başlamıştı biliyorsun bir önceki maça. Abdülkadir Ömür ortadaydı. Sonra baktı olmadı 30. dakikayı bir yer değiştirdi. Takım biraz toparlandı. Ondan sonra da Parmak, biz öyle diyoruz, Parmak Ömür diyoruz. Zor oluyor ikisini bir şey birlikte söylemek. Parmak ortaya geçtikten sonra takımın performansı yükseldi. Ama yani Galatasaray'ın o kuvvetli orta sahasına karşı, fiziksel orta sahasına karşı işte Badu'su, Belhanda'sı, Ryan Donk'u orada bak Sosa oynayacak mı? Bu çok kritik Trabzonspor için. Sosa oynarsa mutlak surette bence orada ikili değil, üçlü oynaması gerekiyor. Yani ben Galatasaray deplasmanına Trabzonspor'un Ekuban'ın Odaiga ikilisiyle çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Oradan bir kesip orta sahaya bir ekleme yapması lazım. Bu Sosa olabilir. Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak fena değil. Ama kenarda Vadim Amiri de var. Amiri'nin de Sosa'nın oynamaması durumunda ya da oynaması durumunda ikisinin beraber ilk 11'de oynama ihtimali bence var. Orada nicelik... İsim. İsim söylemen lazım şu anda. İsim söylemeye karşı olduğunu söyledi. Söylese. Sosa diyorum. Ha, Sosa Vadim Amiri olabilir diyorum. Ha, tamam. Abdülkadir Parmak'ın oradaki rolü mesela son maçta çok etkileyici oynadı hücum anlamında. Adamı eksiltiyor. Zaten 10 numara karakterli bir oyuncu. Bak, Sosa 10 numara karakterli. Yusuf Yazıcı 10 numara karakterli. Abdülkadir Parmak 10 numara karakterli bir oyuncu. Vadim Amiri de yani kenarda da oynuyor. Orta saha orijinli. Orada orijini top kazanan bir oyuncu yok şu anda Onazi'nin yokluğuyla beraber. Kuçka'ya da sattılar. O yüzden orta üçlüde oynayacak tüm oyuncular Trabzonspor için bence kritik olabilir. Ben normalde Sosa derdim buna. Ama işte şimdi benim okuduğum her şeyden çıkardığım Sosa galiba 25-30 dakika falan oynayabilecek. Maksimum ikinci devrenin başında girer gibi gözüküyor. Benim okuduklarımdan çıkardım bu. Yani belki hiç oynamayabilir. O konuda net bir bilgi yok. Ama bir tahmin yapmam gerekirse böyle 25 dakika, 30 dakika ikinci yarı oyuna dahil olup. Normalde Sosa derdim ama şimdi bu kadar az oynamasını öngördüğümüz bir oyuncu için kilit oyuncu demek çok doğru olmaz. Artı Sosa'nın fark yaratabileceği tipte bir maç da Trabzonspor açısından olmayacak gibi. Yani Emre'nin söylediklerine katılıyorum ama işte o oyuncu tipleri çok benziyor birbirine. Fakat topu alamazsan eğer, deplasmanda oynuyorsun. Bunun benzer bir örneğini en son Trabzonspor açısından Beşiktaş maçında gördük. Genelde rakibe bıraktı. Özellikle ikinci yarıda büyük baskı yedi. Şimdi orada Sosa'nın ya da Abdülkadir'in fark yaratması gerçekten çok kolay değil. Yine de İşte yani Trabzonspor'un fazla böyle edilgen bir halde olmaması için Abdülkadir'in ki normalde Trabzonspor'un en fazla sorumluluk alan oyuncusu. En fazla oyunda gözüken oyuncusu Yusuf'la birlikte. Ben biraz daha Yusuf'un önüne koyarım. Onun rolü çok kritik olacak. Ne kadar oyunda kendini gösterebileceği çok kritik olacak. Ben Orkun'a bu noktada katılıyorum. Yani Trabzonspor'da yani Rodayega'nın Marka Luyendam arasında çok bir etkinlik gösterebileceğini düşünmüyorum. Orada birazcık kaybolacaktır o. Ama arkadan gelen, cezasız koşulları yapan ve arkadan hücuma katkı veren isimlerin performansı Trabzon'un maçtaki kaderini birazcık çizecek en azından hücum anlamında diyeyim. Yani en ileri hat değil de onun bir gerisi. Orada da yani Abdülkadir'in ismi hepsinin önünde. Ben burada
bir şey söyleyip diğer başlığa geçeceğim. Derbinin sürpriz ismi. Hepinizin yorumlarına katılıyorum. Envakeme bu tip maçlarda biraz fark yaratabiliyor. Eğer günündeyse özellikle. Yani evet. Ben gol attığı iki tane derbi hatırlıyorum. Zaten ilk Galatasaray maçında hani skor artarken onun çok iyi performansı vardı. En iyisiydi o maçın. Kesinlikle öyle. Ve ya mesela Lines, Envakeme eşleşmesi olacak. Ve arka tarafta da çok fazla oynamayan bir İbanez var. Bir tarafta mesela bekinde, iki bekinde de hatta problem yaşayan bir Trabzonspor varken ön tarafta bir tarafta hani Abdülkadir Ömür'ü, bir diğer tarafta belki Envakame'yi bekliyoruz. Özellikle Envakame üzerinden hani sürpriz isim, etki edecek isim olarak ben onu ön plana çıkarıyorum deyip size atayım. Nasıl sürpriz isim kim olur? Doğru, haklısın ya. Benim zaten biliyorsun favori oyuncum. Ben unuttum onu. Doğru, etki yaratma ihtimali fazla. Şey maçında da çok iyiydi. İlk Galatasaray derbisi dışında Beşiktaş'la oynadığı maçta da çok iyiydi. Evet. Yani gol dışında da çok iyiydi. Sivasspor maçının da ön tarafa yığılmasında çok fazla etkisi var. İnanılmaz. O maçta hani Robinho gibi falan oynadı, evet, adam. Ya da işte Robinho olmadı hadi, başka bir şey. Brezilya'dan başka kim varsa o kenar. Rivaldo oynuyordu mesela. Ha. Onun gibi bir performans gösterdi maçta. Yani hem açık alan oyuncusu zaten Envakame, hem de set oyununda da etki yaratabilen bir oyuncu. Zaten bu yönüyle bence çok kritik Trabzonspor için. Ki Galatasaray'ın verdiği alanları değerlendirebilecek driplingleriyle oyunculardan biri. Yani ligin muhtemelen en kolay çalım atan 2-3 oyuncusundan biri. Söylediğin gibi yani evet, Onyekuru, Kamil Ahmet Çörekçi eşleşmesi Galatasaray için bir avantaj. Ama sağ bekte oynayacak oyuncuya göre Lines olabilir. Evet, ağırlıklı isim olarak o gözüküyor şu anda. Vakayeme'nin orada da Onyekuru benzeri bir fark yaratma şansı var. Valla bence de Vakayeme'nin çok hani maçta önemli rol oynama şansı var, ama şöyle, Vakayeme'yi sürpriz oyuncu kategorisine koymam Trabzonspor'da. Daha doğrusu şu, Trabzonspor'da bence mevcut kadro... Sürpriz oyuncu değil ki, kilit oyuncu soruluyor. Sürpriz oyuncuya geçsin. Ya. Öyle mi? Ah, pardon, canım benim ya. Ya Demir ama zaten kilitleri sana yanlış anlamadım. Abi, yok, olarak sana alta yazarız. Tamam. Bunun dönüşü yok. Buradan dönüş yok. Bu kadar yorumdan sonra dönmez artık. Aynen. Skandal oldu. Biz konuşmamış mıydık Galatasaray Trabzonspor'a? Dur, ben sana çevireceğim şimdi. Sen bana güven, ben sana çeviriyorum şimdi konuyu. Abi Trabzonspor'da özellikle, yani bu maçta Galatasaray için de geçerli olabilir de, bilhassa Trabzonspor'da artık seçenekler o kadar daraldı ki. Yani aşağı yukarı kimi kullanabileceğini, Ünal Karaman'ın hangi oyuncunun hangi rolde oynayacağını biliyorsun. Bir B planından çok fazla bahsedemezsin ve gerçekten sürpriz olarak şu olur diyeceğin çok fantastik seçimler dışında böyle yani uçmazsan ortaya koyabileceğin bir şey yok. Evet, Vakayeme çok etkili olabilir oyun yapısı itibarıyla da, Trabzonspor'un kabul edeceği oyun itibarıyla da, ama bunu ne kadar sürpriz olarak adlandırabilirsin? Anlatabiliyor muyum? Sürpriz falan şimdi değil. Ama mesela Trabzonspor'da ne diyeceksin ki sürpriz? Yani şey... Stoper geriden çıkıp herkesi çalımlayıp gol mü atacak? Hani... Şunu diyebilirsin. Ben mesela onu söyleyebilirim. Arda mıydı? Arda. Yani belki de kariyerinin en büyük maçına çıkacak. Evet. 2001 doğumlu yanılmıyorsam. Evet. Yani onun performansı, yani o bir sürpriz yaratabilir. Çünkü kimse yani ne o böyle bir sahnede şu ana kadar yer almış, ne de biz onun nasıl bir oyuncu olduğuna kadar çok fikrimiz var. Ümraniye yani maçında ilk kez 11'de oynadı. Şimdi tabii... İkisi karşılaştırılacak gibi değil. Bir tanesi hani arena deplasmanı, hakikaten bir kaleci için özellikle hele çok çok sert bir deplasman. Ama evet, katılıyorum yani. İyi süpürdük arkayı. Aynen. Ama diğer başlar bana gerek kalmadı. Derbinin orta sahaya çıkıp top kaybetmişti. Derbinin muhtemel senaryosundan bahsedeceğiz. Kardeşim. Derbinin muhtemel senaryosu. Başlığı tam olarak özümsemeni istiyorum. Yani nasıl bir oyun olur? Şimdi maç yani, başlar. Senaryo filmlerde falan da oluyor. Önceden bunu belli olmaz falan filan tamam, diyeceksin. Tamam beyler, iyi, güzel dalga geçiyorsunuz. Ne alakası var oğlum? Sen söyledin. Keyifli bir dalga. Yemeğini yedi, şimdi tribe geçti. Çok güzel. Odaklıyım şeye. Donat odaklıyım da şeyden sonra, programdan sonra. Tamam, muhtemel senaryoyu söyle. Ya dediğim gibi şey, Galatasaray çok farklı oynuyor iç sahada. Ve çok baskılı başlayacağını düşünüyorum ben Galatasaray'ın. İşte o yüzden zaten yani Trabzonspor'un ne oynaması, nasıl oynaması konusunda söylediğim şeyler de biraz bunun uzantısı. Yani şimdi Vakayeme'yi de buna dahil edebiliriz benim söylediğim şeye. Vakayeme zaten forvet özellikleri olan bir kenar oyuncusu. Yani Beerşeva'da santrforda oynadığı çok maç var. Yani kariyerinin yarısı Beerşeva'da santrfor mevkine geçti. 9 numara gibi geçti. Onun da çok iyi oynuyor bu arada. Şimdi böyle bir oyuncu.
Öyle bir oyuncu sol kenarında varken iki tane santrfor, yani Rodallega arkasında Ekuban, Galatasaray deplasmanı için çok fazla. Kaldıramaz bunu kolay kolay bir takım. Ha böyle olup yani bir enteresan şeyler de görebiliriz sahada ama ben bunu kaldırmanın çok kolay olmayacağını düşünüyorum. O yüzden özellikle Galatasaray'ın orta sahadaki fizikselliğine karşı, çünkü Galatasaray baskıyı orada kurmaya çalışacaktır. Donk'un oynamasıyla beraber ben öyle düşünüyorum. Öyle çıkacağını düşünüyorum Fatih Terim'in. Ona karşı bir şey yapması gerekiyor. Bak üçüncü orta sahayı koysa bile oraya ne kadar yeterli olacak ondan çok emin değilim. Çünkü kimi koyarsa koysun, Amiri dahil olmak üzere, üç tane daha teknik top kazanma ya da oyunun fiziksel oynama yönünden çok hücum aksiyonlarında yer alan oyuncular. Abdülkadir Ömür de böyle, Abdülkadir Parmak da böyle, Yusuf Yazıcı da böyle, Amiri de biraz böyle, Sosa da zaten böyle. Orada nicelik eşitliğini sağlaması şart Trabzonspor, ama bu da yeterli olmayabilir. Yani evet, Alanyaspor maçında mesela çok kötü şeyler konuştuk burada Galatasaray adına. Yani ben kabul edemedim. Yani Galatasaray'ın, Fatih Terim'in başında olan bir Galatasaray'ın ikinci 45 dakikada skor ihtiyacı varken baskı kuramamasını, maçın belirli bir bölümünde ikinci 45'te 5 dakika baskı kuramadı ve ya baskıyı kurmayı bırak, rakip yarı sahaya yerleşemedi. Şimdi bu Galatasaray adına çok büyük bir olumsuzluk. Bir de ama beraberlik golünü de nispeten iyi bir zamanda bulmuşken. Aynen. Yani onun bir ateşlemesi bile olmadı. Çok doğru. Ondan sonra da Alanyaspor Galatasaray yarı sahasında seti oynamaya çalışan cirit adam takımdı. Şimdi bu başka bir problem. Ama yani deplasmanda Fatih Terim'le hep kötü ya da işte standardı kötü, vasatın altı. Ama iç sahada çok daha farklı. Yani o yüzden Alanyaspor maçına bakıp Galatasaray'dan benzer kötü performans beklemek çok doğru olmayabilir. Çünkü zaten 8 puana çıktı fark ve reaksiyon da vermeleri lazım, kazanmaları gereken bir maç. O yüzden ben Galatasaray'ın kendi standartının üzerine çıkacağını düşünüyorum. Erken bir şekilde baskıyı kurup üstünlüğü sağlamaya çalışacaklardır. O yüzden Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın kadro tercihinin, seçimlerinin, yapı seçimlerinin, dizilişinin çok çok önemli olacağını düşünüyorum. Onu görmeden de yine çok net şeyler konuşmak kolay değil. Ben de Trabzonspor'un daha baskı odaklı, işte orta sahada özellikle Galatasaray'ın işini zorlaştırmaya yönelik, dediğim gibi Alanyaspor maçından da biraz hareket ederek bir oyun planıyla başlamasını bekliyorum. Yani dediğim gibi baskı odaklı bir takım ortaya çıkarmaya çalışacaktır. Ama başta konuştuğumuz noktaya döneceğim. Bunu işte bir takımın İstanbul'da, arenada ya da diğer takımlar için de bu geçerli. Hani isimlere takılmasın kimse. Yapması, herhangi bir rakibe karşı deplasmanda yapması çok kolay değil. Böyle başlamak isteyeceklerdir ama bence bu çok sürdürülebilir bir durum olmayacak. Hakemin bir kararıyla olabilir, Galatasaray'ın bunu kırmasıyla olabilir. Yavaş yavaş Trabzonspor'un çekildiğini görebiliriz. Çünkü ilk maçı hatırlayalım, orada da Trabzonspor topa sahip olmadan hızlı gelmişti. Muhtemelen yine planı bunun üstüne kuracaklardır. Ama Trabzonspor'un da bunu kabul etmesiyle Galatasaray'ın baskınlığının, oyundaki kontrolünün dakikalar ilerledikçe arttığı bir maç izleyebiliriz. Şimdi öyle bir durumda da Trabzonspor'un çok kırılgan, sakar diyebileceğimiz bir savunması var ve yaslandıkça aslında Trabzonspor kendi gol yeme ihtimalini de arttırmış olacak bence. Ben Trabzonspor'un yarı sahasında geçen bir mücadele olacağını, genel hatlarıyla en azından skorda belli bir kırılma olana kadar diyeyim. Bekliyorum. Trabzonspor'un da dediği gibi yani orta sahada bu kadar eksikleri varken iki hat kurup o iki hat arasında Galatasaray'ı eritmeye çalışacağını, Galatasaray hücumlarını tahmin edebiliyorum sadece. Muhtemelen de kontra oyuna yatkın oyuncuları var. Bunlarla sürpriz çıkışlarla gol arayacaklardır. Ne kadar başarabilirler, ne kadar başaramazlar onu bilmiyorum ama dediğim ya, maçın arenada oynanıyor olması, Galatasaray'ın bu kadar puana ihtiyacı olması, farkın 8'e çıkmış olması, işte Cagney'in takıma dahil olması vesaire vesaire derken şu anda Trabzon'daki eksikleri de hesaba kattığında yani rüzgarın Galatasaray'ın arkasında olduğu şu an için, yani Santra'ya kadar öyle bir maçtan bahsedebilirim. O yüzden öngörümde Galatasaray'ın inisiyatifinde bir oyun olacak. Peki bir şey daha ekleyeyim mi? Yani ilk yarıda Orkun söyledi ya az önce. Gerçekten yaptığımız programların çoğunda Başakşehir'le beraber bizim ilk yarıda en beğendiğimiz takım Trabzonspor'du. Yani ilk ikiye yazdık. Verdiği keyif,
oyun gücü, seyir zevki özellikle itibariyle. Özellikle ikinci bölümünde Ünal Karaman'a bayağı bir zaten aynen paragraf açıyordun. Kesinlikle öyle. O denemeleri yapıp takım kimliğini ortaya çıkardıktan sonra. Ama mesela orada etkilendiğimiz maçlarda genellikle şu vardı. Trabzonspor topa sahip olan işte ve işte 10 numara özellikle oyuncuları Sosa'sıyla, Ömür'üyle, Yusuf Yazıcısı'yla hatta Vakame'siyle topu alıp rakip yarı sahaya yerleşip ya da yerleşmeyi bırakayım hadi pas yapıp etki yaratan bir takımdı. Şimdi Galatasaray baskı kuracak. Onur dedi Galatasaray, yani Trabzonspor'un yarı sahasına geçmesini bekliyorum dedi maçın. Bu olabilir, bunun olma ihtimali yüksek. Ama Trabzonspor'u hiç ilk yarıda derinde böyle çok iyi savunma yaparken, çok net kontra hücumlarına çıkarken görmedik. Bunun üzerine planlanan maçlar olmuş olabilir. Ama bu şekilde bize keyif vermedi Trabzonspor. Ve dediğim gibi zaten oyuncu yapısı itibariyle de buna uygun bir takım değil. Yani en yaratıcı orta saha üçlüsü belki de Sosa'nın dahil olduğu ortamda onlar da. Galatasaray'ın bile önünde olabilirler yaratıcılık anlamında merkezde bu bağlamda. Daha çok topa ihtiyaç duyan bir takım. O yüzden eğer Galatasaray oyunu Trabzonspor'un yarı sahasında yıkabilirse Trabzonspor bu oyunu derinde savunma yapmayı bence o kadar iyi başarabilen bir takım değil. Arıza yaratma ihtimali çok daha fazla. O yüzden Ünal Karaman'ın farklı tercihleri olabilir. Şok baskılar yapabilir ve o baskıyı 3. bölgede baskı tercihlerini yaptığı zaman da eğer oraya çıkabilirlerse sağlam bir şekilde Ruindama'nın hem Alanya Spor maçında hem Hatay Spor maçında gösterdiği şey ayak biraz zayıf. Bunu zaten konuşmuştuk. Yani savunmacı özellikleri son derece iyi bir oyuncu gibi gözüküyor. Ama ayağı ben özellikle Marka'ya göre çok zayıf gördüm iki maçta. Ki yani izlediğim maçlarda da zaten Liège'de çok iyi bir ayak yoktu gördüğüm kadarıyla. Ona yapılan baskılarda, onun top kullandığı pozisyonlarda Trabzonspor enteresan şeyler yaratabilir. Ben zaten son başta da öyle geçecektim. İyi oldu pas attın size. Derbinin sürpriz ihtimalinde şu dikkatimi çekiyor. Şimdi Galatasaray'ın arka arkaya 4 iç saha maçında puan kaybettiği bir seri var. Ve o seride 2-0'dan 2-2 Fenerbahçe. Son dakikalarda Konyaspor 1-0 iken maç 1-1 oluyor. Hiç beklenmeyen bir Rize maçı var yine aynı şekilde. Yani Galatasaray iç sahada belki farklı oynuyor ama sonrasında geri çekildiğinde ya da skor üstünlüğünü aldığındaki oyunu oynamaya başladığında da aslında çok da rahat değil. Ve topu eline geçiren eğer skor üstünlüğünü kaybederse Trabzonspor topu eline geçirip maçı tekrar çevirebilir mi? Mesela sürpriz ihtimal olarak bunu gösterebilir miyiz? Bence çevirebilir ama mesela ben sıfırdan bir sürpriz ihtimal ortaya atacak olsam Galatasaray'ın demin bahsettiğim gibi demin muhtemel senaryoda söylediklerimin gerçekleştiği bir şekilde kontrol ettiği bir oyunda gol bulamaması ve maçın işte 0-0'a ya da belki 1-1'e falan yani Trabzonspor'un da arada bulacağı bir golle böyle görece düşük bir skora kalması eşitlik olarak eşitlikte kalması diyebilirim. O tip bir maç beklemiyorum. Eğer öyle bir senaryo gerçekleşirse yani Galatasaray'ın kontrolünde ama Trabzonspor'un da direnç gösterdiği, geride bekleyip direnç gösterdiği bir maç ortaya çıkarsa benim için sürpriz olur. Çünkü az önce söylediğim gibi çok kırılgan bir savunması var Trabzonspor'un ve çok bu tip bir maçı, bu tip bir oyun tarzını kotarabileceklerini düşünmüyorum. Ben Galatasaray'ın senin bahsettiğin maçlardaki gibi skor üstünlüğünü alsa da oyunu kontrol etmek için bir tık daha geriye gelen bir takım hüviyetini bir süre daha reddedeceğini düşünüyorum mevcut kadro yapısıyla ve mevcut ligdeki durumla beraber. Ya çünkü bu birazcık daha artık yani psikolojik bir taraf var artık işin. 8 puan geridesin. Şampiyonluk adayı olduğunu vurgulamak istiyorsan ve rakibinde en ufak bir soru işareti yaratmak istiyorsan yani Galatasaray'ın birazcık daha altını çizdiği oyunlar oynaması gerekiyor. Trabzonspor maçında da eğer olası bir üstünlük durumunda ben Galatasaray'ın öyle bir senaryonun aksine daha da yükleneceğini ve ne alabiliyorsa alabileceğini amaçladığını düşünüyorum. Sürpriz ihtimalle şu olur. Galatasaray dener, olmaz. Sosa'nın iki tane duran toptan kestiği top olur, bir şey olur. Her yani futbolun içinde bunlar var. Trabzonspor'un atıyorum dedim yani çıkar birisi bir kafa vurur, 1-0 olur. Ondan sonra arayanda puan farkı daha da açılıyor, stresi olur. Ayaklar gitmez, eller gitmez. Trabzonspor gül oynaya çıkar. Yani sürpriz ihtimalim de bu. Sürprizi konuşuruz değil mi? Hı-hı. Şimdi? Tamam yani doğrulama ihtiyacı hissediyorum. Şey, az önce söylediklerimin uzantısı olarak şunu ekleyebilirim. Yani maç hakikaten Trabzonspor'un yarı sahasına geçer ağırlıkla. Ve Trabzonspor maçtan istediği sonuç alırsa bu benim için sürpriz olur.
Dediğim gibi çünkü Trabzonspor'un buna uygun bir yapı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden işte Ünal Karaman'ın farklı şeyler kurulama ihtimali var. İkincisi az önce sorduğun soruya şunu söyleyeyim. Bence Galatasaray öne geçtiği bir senaryoda 1-0, 2-0 Trabzonspor'un geri dönüş yapma şansı var. Çünkü Fatih Terim takımlarının da Fatih Terim Galatasaraylarının da bu konuda problemi var. Yani çok uzun zamandan beri var. Yani mesela Galatasaray, Fatih Terim'in hiçbir Galatasaray'ın ben derinde böyle rakibi karşılama, öne geçtiği maçlarda bekleyip iyi savunma yaptığını hatırlamıyorum. Hatta bak şeyi hatırlıyorum abi. UEFA şampiyonluğu, 2000 şampiyonluğu gelirken yarı finalde listeledikten sonra Galatasaray, David O'Leary bir açıklama yapmış şeye, İngiltere basınına. Arsenal çok rahat alır finali, Galatasaray savunma yapamayan takım demişti. Bak, yani tamam, sonuç olarak Galatasaray şampiyonluğu aldı ama bu çok yanlış bir yorum değildi. Çünkü o kupa sürecinde finale giderken, şampiyonluğa giderken Galatasaray, mesela deplasman maçlarını hatırlayalım. Mallorca maçında Galatasaray deplasmanda 4-1. Skordan bağımsız abi. Hücum oynadı. Saldırıyordu rakibin üzerine. Dortmund deplasmanı. Saldırıyordu. Leeds deplasmanı bak. İç sahada ne kadar olaylar yaşandı. İşte galibiyet geldi vesaire. Deplasmandaki maç ne kadar zordu. Galatasaray beklemedi. Beklediği dönemler oldu maçın içerisinde ama kazanılan toplarla sürekli hızlı bir şekilde çıkmaya çalışan. Dediğini doğrulayan şu da var. Pas yapmaya çalışan bir takım. Deplasmanı. Onda da kontrollü bir oyun oynamaya çalışmışlar. Doğru. Evet. En deplasman o maç olabilir. Evet. En beklenen maç o maç olabilir. Yani gerçekten Fatih Terim takımlarımız zaten derinde böyle bekleyip set oyununda rakibi karşılamayı çok fazla bilmez. Başka şeylerin üzerine eğilmiştir Fatih Terim. O oyunu keskinleştirmeye çalışır. Ha bu eksiği midir? Eksiği olarak da değerlendirebilirsin. Ama genel olarak ana planını hep iyi bir şekilde keskinleştirdiği için zaten çok da büyük başarılar kazandı farklı dönemlerde. O yüzden yine eğer bir takım Galatasaray'dan topu alıp mesela 1-0 geriye düştüğü ortamda Trabzonspor bunu yapabilecek bir takım yerleşmeyi başarırsa Galatasaray'ın yarı sahasına oralarda sorun yaratıp tekrar maçı çevirme şansı elbette az olmayabilir. O zaman ekleyeceğiniz bir şey yoksa derbinin enlerini kapatalım ve Hatta normal kapatalım. Şu nota ekleyeyim ben. Eğer Trabzonspor kazanırsa Galatasaray'la ikili averajı da eline geçirecek ilk maçtan dolayı. Zaten puanları da eşitliyor ve tekrar hani Şampiyonlar Ligi, şampiyonluk yine uzak gibi gözükse de Şampiyonlar Ligi için çok daha güçlü hale gelecekler. Galatasaray içinse yine aynı şekilde beklentinin özellikle transferlerle çok yükseldiği bir noktada daha fazla uzaklaşmaması lazım zirveden. Daha stresli olan taraf bence Galatasaray olacak. Valla Trabzonspor'un bu kadar dar bir kadrosu olmasa, Sosa, Onazi sakatlıkları yaşanmasa, Galatasaray'da Santrfor transferini biraz daha erken bitirebilseydi bu şampiyonluk için çok daha kilit bir maç olabilirdi şu anda. Biraz farklı bir hale evrildi ama bu dediğim senaryo olsaydı eğer çok daha kritik ve belki daha da güzel olacak bir derbi bizi bekliyordu. Mükemmel bir maç olurdu evet. Söylediğin gibi olsa. Ben yine de eğlenceli bir maç bekliyorum. Yok eğlenceli olur ama yani önem anlamında da direkt böyle ligin keskin dönemeçlerinden biri olabilirdi bu maç. Ben ligde bir kırılma anı bekliyorum. O da ya mevcut konjonktürde diyeyim lig yapısında Başakşehir'in şampiyonluğunu reddetmek ve bunun aksi bir ihtimalin varlığını hala savunmak birazcık bana garip geliyor şu anda. Çünkü yani bir sürü konu var bununla ilgili konuşulabilecek de şu da var açık açık konuşmak gerekirse. Birilerinin puan kaybetmemesi gerekiyor Başakşehir kaybederken. Yani bunu yakalaması için. Ve aradaki fark da az buz değil. Benim şu anda gördüğüm takımların hiçbiri bu seriyi yapabilecek takımlar değil. Hepsi bir şekilde kırılabilecek takımlar. Başakşehir'in onlardan da daha kötü hale gelip daha da fazla kırılmasını beklemek durumundalar. Mevcut yapıda. O yüzden ben beklediğim kırılma anda ligde Başakşehir'in böyle devam ederken hani fark 2 hanelere çıkar. 10 puanı görür. 12 puanı görür vesaire. Orada artık hani herkesin bir kabullendiği durum olur. Ama ligin seyir zevki için, yarışın devam etmesi için Galatasaray'da, Trabzon'da, Beşiktaş'ta işte zorlayacaklar. Yani nereye kadar gidebilecekse zorlayacaklar. Galatasaray için o kırılma anı belki bu maç olabilir ama. O zaman keyifli seyirler dileyelim izleyicilerimize. Derbi merkezi kapatıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.